15 Ağustos 2020, Manisa Mütevelli'deyiz. Evet. Yanımızda İsmail Yılmaz, Aytekin Dirik ve Manisa Merkez Bayimiz Hakan Bey. Burada 48 Dakar Bağ'ın 15 Dakar'ı, evet, sorumlu bir yerinde rekor gelişim ürünümüzü topraktan kullandık. Tabii uygulama tarihimiz bu sene Mayıs ayındaydı. Evet, Mayıs başları. Mayıs başlangıcı yani da kullandık. İsmail abi, evet, öncelikle bu bağımızda ne sorun vardı? Ne oldu? Neler bu gördük? Bağımızda bu yılki sorunumuz üzüm salkımları filizlerden daha büyüktü. Filizlerde bir gelişme bir şey yoktu. Yani biz bağ ölecek diye korkuyoruz. Şimdi burası şöyle söyleyelim. Öncelikle bir filoksera kök hastalığı, evet, sorunlu bir bağ. Evet, evet. Yani bu bağın 15 dekarı, 48 evet, dekarın. Bunu evet, belirtelim. Bağın ölmesinden korkuyorduk. Yani evet, bağımızı ölecek, sökeceğiz diye korktuğumuz evet, bir yıl. Ve yıl İklim olarak bu sene bağcılığa da her şey gibi çok uygun gitmiyor. Değil. Gitmiyor. Devam kışın edelim. Kurak geçmesi. İşte Ayankasa Ziraat Mühendisi Ayankasa ile birlikte dolaştık bağımızı. Burada rekor gelişimi kullanmamızı tavsiye etti bize. Israrla. Evet. Hatta ben biraz böyle şey durdum. Pek taraftar değildim. Bir dipnot düşeyim mi İsmail abi? Yaş soracağım ama. Kaç yaşındayız? 68. Allah daha uzun ömürler versin. Amin. Burada bir dipnotu niye koydum? Şimdi sizler bizim büyüklerimizsiniz, bağcılarsınız. Uzun yıllardan beri bu işleri yapıyorsunuz. Bizler de sizlerden de öğrenip aktarıyoruz. Ama ben üreticilerden ve sizden aynı şeyi istiyorum. Mutlaka yeniliklere açık olun. İklimler evet, değişiyor. Doğa değişiyor. Bağlarımız da, biz de stresteyiz. Evet. Maalesef normal hareketlerimizi de düzeltemiyoruz. Kendimizi profesör görebiliriz. Ben de dahil, siz de dahil, Hakan Bey de, Aytekin Bey de. Bunu söylemek istedim. Evet. Devam edelim. Size bir tavsiye yapıldı. Evet, Ayhan Hoca ısrarla rekor gelişimi kullanmamızı tavsiye etti. Hümik asitle karıştırarak, hı-hı, belli oranda. Biz de, hatta kendisi getirdi. Kendisi getirdi. Sen hiç işini bırakma dedi. Biraz da işler tamam, yoğundu. Gitti, kendisi getirdi. Kendisi rekor getirdi, gelişimi uyguladık. Uyguladık. Arkadan toprağı karıştırdık. Toprağı işledik. Evet. Arkadan saldık suyu. Suyu tam alan yerlerde daha fazla. Tabii suyla aktive, tabii, suyla aktive olan bir üründür. Evet. Suyu ama görmesi gerekiyor. Bazı yerlere üstten saldık. Çabuk, hı-hı, gel geç oldu oraları. Belli etti kendini. Hızlı fazla bir şekilde gösterdi. Toprağın, hı-hı, su istediğini belli etti yani. Tamam. Sonuçtan memnunuz. Sonuçtan memnunuz. Şimdi evet, filokseralı, sorunlu, tavsiye üzerinde. Evet. Çok inanmasanız da alıp sonucunu gördüğümüz bir yerdeyiz. Evet. Şimdi şöyle bir ağız bir göstererek gidelim mi? Yani burada kaybedeceğimizi düşündüğümüz. Bağın çeşidi nedir? Onu da söyleyelim. Yerli çubuk. Yerli çubuk. Yaş olarak kaçtır? 15 yaşında. Şöyle gidelim ileri doğru. Şu çubukları da göstererek göstere gelelim. Şöyle yavaş yavaş. Hani şimdi şu görüntüye baktığımız zaman şuraya gelin. Şöyle gelin. Şöyle üstteki çubukları gösterelim. Şu çubukları. Şurayı. Şöyle. Bu şekilde ekranda görülüyor. Evet. Devam edelim. Siz burada şöyle gelin. Siz söylemek istersiniz? Buranın İsmail Bey'in buradaki bakım işlerini, işçiliğini sizin yaptığınızı söyledi. Evet. Siz nasıl bir değişim gördünüz? Böyle gelelim. Çubuk olmayan yerlerde çubuklarımız gelişti. Çubuklar gelişti. Uçlarını almamıza rağmen tekrar koltuk çıkardı güçlü olduğu için. Hı-hı. Güzel oldu yani. Şimdi bağ gelişimiyle alakalı, bağcılıkla alakalı. Şimdi bağcılar bu videoyu izliyor. Daha böyle teknik olarak. Şimdi bağ koltukları, bu çubukları gelişi herhangi bir sorun var mı gelişinde? Hayır. Yeterli mi bu seneki şey, bu çubuk yapması? Yeterli yani. İlk baştan koruyacak diye zannediyorduk bağın. Hem şimdi bu kadar olması çok şöyle büyük. Şöyle bir üzüm var zaten üzüm üzerinde. Evet, evet. Üzerinde gözüküyor zaten. Çok hızlı bir gelişim oldu. Hızlı bir gelişim oldu. Rekor gelişim bunu size evet, sağladı. Evet, biz evet. Şöyle söyleyeyim. Rekor gelişimi zaten böyle bakalım bu tarafa. Rekor gelişimi uygulama dönemi olarak Kasım ayından sonra yaprak dökümü oldu, bitti. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde, Mart döneminde
uygulamayı biraz daha fazla tavsiye ediyoruz. Bağlardaki toprak altına daha iyi işleyebilsin. Yağmurla. Söylediğimiz gibi yağmurla. Evet. Ve genel bütün olarak saçarak her yere, bağ altı, bağ aralarına, arası set, şu aralara, her yere gelecek şekilde. Hakan Bey, siz ne demek istersiniz? Şöyle ekrana doğru gelin. Mayıs ayında İsmail abiyle tanıştık. Hakikaten salkımlar şeyden, frizlerden daha büyük. Yani? Yani sürgün olayı çok zayıftı. Bir de renk değişimi de başlamıştı. O dönemde kullanıldıktan sonraki durum adeta hani beni de şaşırttı bir bayi olarak yani. Yani, yani şuraya bir gösterir misin tekrar? Yani şu toplu olarak. Yani onları herhalde yani ben ucuzuna sürgün, eklemedik. Kendiliğinden çıktı. Rekor gelişimin çalışma mekanizmasını da bildiğim için bu olay bizi şaşırtmadı. Çubuklarımız şu anda gayet güzel. Şöyle gösterelim çubuğu da. Gelecek senenin sürgünleri şu anda 15 Ağustos olmasına rağmen gayet kırmızı, hastalık hiç bir ibaresi olmayan çubuklarımız da mevcut. Sonuçlar gayet güzel. Evet. İsmail abi, şöyle gelin siz de. Şey olarak sonuç itibariyle rekor gelişim sizi memnun etti mi burada? Yani istediğimiz söylenilen tabii sonucu verdi mi? Verdi. Tavsiye üzerine verdi, aldınız. Tavsiye üzerine aldık. Hı-hı. Çok da memnunuz. Memnunsunuz. Tavsiye eder bağcılık misiniz buradaki? Bağcılık yapanların herkese tavsiye ederiz. Kaç yıldır bağcıyız? 68 yaşındayız ama. Herhalde bir... Ben kendimi bildim bile. Bizde bağ var. Yer bağları vardı. Bunu şundan söyledim. Sonra duvar sistemine geçildi. Hı-hı. Derken T sistemi, V sistemi şu an altı. Rekor gelişimden bağlar. Sonra su isteme olayı nasıl oldu? Su isteği azaldı mı? Onunla ilgili bir tespitiniz var mı? Onunla ilgili şöyle tespitimiz. Normal yıllara göre, geçen yıla göre mesela değerlendirirseniz. Sulama ile ilgili bir şeyiniz var mı, gözleminiz? Bağ salıyor mu kendini kısa sürede suladıktan tabii, sonra? Suladıktan sonra hemen kendini belli etti. Yani belli etti. Günler başladı. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Şöyle bakalım. Rica ederiz. Bağınızı bize gezdirdiniz. Hakan Bey, var mı eklemek istediğiniz son bir şeyler? Şimdi az önce dedik burası 48 dönüm, 15 dönüm. Evet. Sorumluydu. Evet. Hani kullanmak zorunda kaldık diyelim mesela. Tamam. Evet. Şu anda baktığımız, az önce İsmail abiyle de konuştuğumuz, atılmayan yerde sıkıntı sanki oluşmaya başlamış. Ama İyi gördüğümüz yer. Şöyle bir şey var. Bir sepet elmanın içerisinde bir çürüğü aldığımızda daha az çürük bir şey çıkabiliyor. Bizim önerimiz iyi yerlerinizde de, az sorun gördüğünüz yerlerde de rekor gelişimi mutlaka kullanın. Evet. Burada gördüğünüz gibi hızlı bir sonuç verdi. Artı şöyle bir tavsiyemiz var. Yani bağların uyanış döneminde uygulattığımız rekor gübre, yaprak gübremiz var. Evet. Bunu da sezon içerisinde 3 ya da 4 kere mutlaka uygulayın. Bitkinin yaşadığı stresleri, oluşabilecek bu tip şeyleri hızlı bir şekilde, hızlı bir hareket sağlatırsınız. O zaman şöyle yapalım. Aynı zamanda Aytekin Bey de yoncasını da kullanmış. Yonca. Buyurun. O... Siz dönümüne balle olarak artış gösterdi yani. Mesela ne gördünüz? 17 orada? Balleden 22 balleye çıktı dönüm. 17'den 22'ye evet. 5 balle almışsınız. Bu evet. Da %30'a yakın bir artış demek. Artış var. Bir seferde, evet. Bir evet. Biçimde. Bir biçimde tabii. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Buradan teşekkür ekrana bakalım. Kardeşim. Bütün Türkiye'deki bağcılarımıza selam.